Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, değerli protokol üyeleri ve kıymetli misafirler. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 93. yıl kutlama programına hoş geldiniz. Tören programını arz ediyorum. Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruş ve istiklal marşının okunması, günün anlam ve önemi hakkında Marmaris Liman Başkanı Sayın Levent Erbozcu'nun konuşması, deniz şehitleri anısına çelenk bırakılması, törenin sona ermesi. Marmaris Liman Başkanı Levent Erbozcu'ya Atatürk anıtına çelenk koymak üzere davetimi arz ederim. Sizleri ilke ve fikirleriyle yolumuzu aydınlatan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşı'nı söylemeye davet ediyorum. Denizcilerimize "Kurbanız Neta, denizleriniz sakin olsun" diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bundan tam 93 yıl önce 1 Temmuz 1926 yılında Kabataş Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle biz denizciler bu önemli gününü bayram şeklinde kutlamaktayız. Bu kanuna göre Türkiye limanları ve sahilleri arasındaki yük ve yolcu taşıması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, limancılık faaliyetleri bundan böyle Türk vatandaşları ile Türk bayrağı taşıyan gemilerle yapılacağı belirtilmiştir. Avrupa ülkelerinin Türk deniz ticareti hakimiyeti üzerindeki ortadan kalkmış, yabancıların denizlerimizden elde ettiği sayısız çıkarlara ve hükümranlığa son verilmiştir. İlk Türk denizcimiz Çaka Bey'den bu yana nice elementlerle elde edilen zaferler perçinlenmiştir. Türk milleti olarak egemen, özgür ve bağımsız bir şekilde vatan topraklarımıza nasıl hükmedebiliyorsak, denizlerimiz de vatan toprağı sahip, aynı şekilde hükmedebilme imkanını Kabataş Kanunu'na borçluyuz. Bakanlığımız olarak diğer kurumlarımızla birlikte çevre denizleri ve ekonomileri izleyerek deniz ticaret filomuzu, denizcilikten aldığımız payın arttırılmasının ancak aktif inisiyatif alarak deniz taşımacılığımızı ve gemi sanayini desteklemekten geçtiğini iyi biliyoruz. Hepsinden önemlisi ise denizi kullanmayı bilen amatör ve profesyonel denizci gençleri yetiştirmenin bu kapsamda en önemli adım olduğunu biliyor ve bunun sorumluluğunu daima omuzlarımıza hissediyoruz. Bu kapsamda Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılı olan 2023'e kadar 1 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına denizcilik kültürünü aşılamak, verilen denizcilik eğitimi sonrasında amatör belgesini düzenlemek, denizci millet, denizci ülke hedefine ulaşmak, insanımızın yüzünü denizlere çevirerek ufkunun ötesini görmelerini sağlamak amacıyla amatör denizcilikle ilgili temel eğitim programı geçtiğimiz Ekim ayı itibariyle başlatılmış olup, bu 8 aylık dönemde Marmaris'te 13.795 vatandaşımız, Türkiye'de 600 bin kişinin üzerinde vatandaşımıza amatör denizci belgesi verilmiştir. Bu özel günde bakanlığımız kısa mesafe telsiz operatör yeterliliği eğitim programını da bugün itibariyle başlatmış ve ilk eğitim ve sınav 19 Temmuz'da Marmaris'te gerçekleştirilecektir. Son yıllarda
Son yıllardaki kazanımlarımıza baktığımızda ülkemizin denizdeki denizcilik eğitimleri uluslararası düzeyde kabul görmüş, gelişmiş ülkelerle yarışır hale gelmiştir. Kendi savaş gemisini inşa ve imal etme kapasitesine sahip 15 ülkenin içinde bulunduğumuz düşünüldüğünde Türk gemi inşa ve yan sanayinin son yıllarda önemli bir gelişme kaydettiği aşikardır. Dershanelerimiz dünya ile rekabete girmiş ve özellikle gemi inşası üzerine büyük gelişmeler sağlanmıştır. Bunun en güzel ve en anlaşılabilir örneği yıllar önce bugün Marmaris'te balıkçılık için imal edilen, faaliyeti için üretilen teknelerin yerini dünyadaki bütün denizcilerin bildiği ahşap kuletlerimizi almış ve Avrupa'nın sayılı marinalarında yerlerini almışlardır. Bu gelişmeler sonucu olarak ülkemiz vatandaşlarına ait gemiler tüm dünya denizlerinde bayrak dalgalandırmakta ve diğer denizci devletlerle rekabet edebilmekteyiz. Ülkemizin çeşitli eğitim kurumlarından mezun olan denizciler dünyanın tüm denizlerinde yabancı ve yerli gemilerde görev yapmaktadırlar. Bu duygu ve düşüncelerimle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramımızı kutluyorum. Tüm denizcilerimize Allah selamet versin. Arz ederim. Ve değerli protokol üyelerim. Deniz şehitlerim. Evet, Marmaris'te bir kevroz. Kabotaj bayramı kutlamalar sürüyor. Yanımızda da Deniz İşaret Bursa Başkanımız Halil Başkanımız. Başkanım, nasıl çalışmalar? Güzel oldu bu etkinlik. İnşallah daha da iyi olacak. Bundan sonraki süreçte daha güzel bir Temmuz kutlamaları yapacağız. Hep birlikte. Çok teşekkürler. Başkan siz böyle. Tabii. Bir dakika sizi yine alacağım efendim. Evet, Marmaris'te 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı kutlamaları sürüyor. Arkamda gördüğünüz gibi sürat tekneleri şov yapıyorlar. Az önce kaymakam ve liman işletme müdürlüğüyle bu tekneye binerek belediye başkanı birlikte biraz sonra denize çenek atacaklar. Sayın Kaymakamım. 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 Bu tarafa doğru. Efendim. Ha, buradayız. Sayın Kaymakamım. Başkanım. 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 Başkanım.